Ben çok küçüklükten beri moda tasarımı okumak istiyordum. Yani hep bu yönde ilerlemek istiyordum. Yine benim ailem işte moda tasarımı ne, Türkiye'de işte iş bulamazsın vesaire aynı triplerdeydi. Ben de düşündüm evet belki haklılar diye. Daha sonra oraya yönelebileceğim en yakın mesleğe yöneldim. Şu an burada uluslararası işletmecilik ve ticaret okuyorum ve bu bölümün bana sağladığı en büyük avantaj buradan çıktığımda evet bir moda tasarımcısı olabilirim ve kendi kıyafetlerimi tasarlayıp onu nasıl satacağımı, işte kimlere pazarlayabileceğimi öğrenebilirim. Bu benim çok büyük bir hayalimdi ve ben buna ulaşmak için şöyle bir şey yaptım. İlk başta hep çizimlerle uğraştım. Çizimler gerçekten çok zor. Çizimlerim iyileştiğinde, işte çizimlerimi gösterdiğimde herkes şunu söyledi. İşte bunlar nasıl dikilecek? İşte çok ütopik olmuşlar. Bunları dikemeyiz, satamazsın vesaire. Daha sonra ben bir gelinlikçi firmasına girdim ve orada yaklaşık 1,5-2 ay boyunca dikiş öğrendim. Bu çok inanılmaz bir deneyimdi çünkü bir atölyedesiniz, hiç bilmediğiniz bir yer. İnsanlar gelinlik dikiyorlar ve onu satıyorlar ve siz makinenin başına oturuyorsunuz. Gerçekten hiç dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Evet moda tasarımcısı olacaksınız ama bunun içi gerçekten işte bedenler, kalıplar nasıl olacak, nasıl yerleşecek? Evet bir hayal var ama bunun peşinden koşmak ve o zorluğu yaşamak sizi daha da çok kamçılıyor. Beni çok kamçılamıştı. Şu anda işte en büyük hayalim çizimlerimi gerçeğe dönüştürüp bir defile düzenlemek ve o defileyi kendim piyano çalarak açmak.